Bugün Semih Yalçın'ı aradım. Bu hadiseyle ilgili sadece bir Semih Yalçın'la konuştum. Bir de başka bir MHP'li yetkiliyle. Semih Hoca'ya sordum. Bu burada kastedilen kimdir dedim. önce ben Numan Kurtulmuş kastediliyor diye duymuştum. Bir başka MHP'liden. Numan Kurtulmuş'a mesaj diye bana aktarmışlardı. Sonra Semih Yalçın hayır böyle olmadığını söyledi dedi ki bu doğrudan Meral Akşener'e ve bizden giden iyi Partililere mesaj niteliğinde dedi. Niçin dedim? dedi kurultay süreçleri var iki gün sonra. dolayısıyla onlara seslenen bir paylaşım dedi bu. Yani hani şu, şu manada yani bizden gittiniz başınıza geleni gördünüz mü? Anlamında Sana hain diyorsan söyleten sensin. Ha işte, o cümle mesela öyle bir cümle var şarkı. Bilemiyorum ya. yani bu şarkının ona, onlara, onlara bir gönderme olduğunu söyledi. Ben de dedim ki yani Devlet Bahçeli neden bu kadar alakadar bu işle? Dedi ki yani Türk demokrasinin gelişmesi için, siyaset kurumunun sürekliliği için e, bu partinin dağılmasını istemiyor. Bunlar dağılırsa, dağılmaya doğru gidiyorlar. Dağılırlarsa biri AK Parti'ye geçecek. Zaten CHP'ye geçişler başladı. Bir kısmı bize gelecek. E, bunun bir siyasete, bunun siyasete bir faydasının olmadığı inanıyor. Ama bu iç işlerine müdahale değildir. Kanaatini paylaşmıştır diyor. Ve Ayrıca şu vurguyu da yaptı. Yani 3 tane aday var. 3 adaydan biri kazanacak. Diğerleri olur da küsüp ben MHP'ye giderim. MHP'de bana kapılar açık diye düşünmesin. Bizim kapılarımız kapalı diyor. Ee, bunu da vurguluyor. Şimdi ama bu diğer taraftan tamam bu klip böyle. Bir de iyi bir hazırlanmış klip. Bir de unutulmuş bir Ferdi şarkısını popülerleştirdi. Güzel de bir şarkı bence. İyi bir tercih. Şimdi ee, fakat dün niye gelmedi? Mesela dün hep denildi ki sağlık nedenleriyle gelmedi. Evet Bahçeli zımba gibi yani hiç öyle sağlık nedeniyle e, gelmemiş gibi görünmüyor. Benim duyduğum kadarıyla Numan Kurtulmuş'a da kızgın. E, Numan Kurtulmuş'un e, ve Numan Kurtulmuş'un da içinde bulunduğu bir ekibin, AK Parti'deki bir ekibin e, MHP ile işbirliğine mesafeli, demle görüşme ve temasa daha yakın olduğunu düşünüyorlar. Özellikle şu anayasa yapım sürecinde demin de bu kapsama alınmasından rahatsızlar. Ve bu nedenle aslında Numan Kurtulmuş'a da bir mesaj verdi Devlet Bahçeli bu resepsiyona gitmeyerek dediler. Bütün bunlardan bağımsız olarak MHP şunu görüyor, MHP'liler şunu görüyor. Diyorlar ki Cumhurbaşkanının çevresinde bir kanaat bir bir grup var. Etkili bir grup var ve bu grup MHP'nin yük olduğunu düşünüyor. Çözüm sürecine geri dönmek istiyor. Cumhurbaşkanına bunu Cumhurbaşkanına bu yönde ikna etmek istiyor. Ee, ve Cumhurbaşkanı'nın etrafını kuşatmış durumdalar. Hatta e, seçimden önce Devlet Bahçeli'nin bir grup MHP'liye de aslında bu yönde e, bir sunum bu, bu yönde görüşler aktardığını da duydum. Yani bu görüşlerin aynısını Devlet Bahçeli'nin seçimden önce MHP'li bir grup siyasetçiye de aktardım, duydum. O nedenle AK Parti'de önce en son Hüseyin Çelikle beraber tekrar dirilen bu tartışmaya karşı temkinliler ve teyakkuz halindeler. Ama nihai olarak Cumhur İttifakına zeval gelmeyeceğini, ittifakın süreceğini söylüyorlar. AK Parti yani Erdoğan'la Özgür Özel arasındaki e, görüşme trafiğini de olumsuz bakmadıklarını söylüyorlar. Hani bununla ilgili bir eleştirilerin olmadığını söylüyorlar. Ama onlarda temel motivasyon bu dem meselesi ve Numan Kurtulmuş'un işte Kürt meselesine deme olan bakışı. Bu nedenle Devlet Bahçeli'nin 23 Nisan'a aslında Numan Kurtulmuş'u protesto ederek gitmediği vurgulanıyor. Bu şarkının ise aslında Meral Akşener'e ve İyi Partililere bir mesaj olduğu ifade ediliyor. Gerçi bu bir hafta içinde ikinci oldu bu. Daha önce de grup toplantısında Sayın Bahçeli şey. e, müf, müfsit, e, müfsit, Ara müfsit müfsit Ara müfsit. Bozucu. düşünce mi demişti? Hayır, müfsit bir şey. Müfsit yerel halk ifadesinden dolayı. Yani neyse o bir ifadeyi aslında yani yerel halk ifadesini e, ifadesinden ötürü sert birleştiri yapmıştı. Kamuoyunu Oyun'un memeşim e yapılmış, eleştiri kabul etmişti. Hatta memeşim çıktı, kendi üstüne alınmıştı. Sonra gene bir kısım MHP'li, adını açıklamayan bir kısım MHP'li, bunun muhatabının Ekrem İmamoğlu Mansur Avaş olduğunu söylemişti. Şimdi de benim gibi birçok kişi aslında bunun Erdoğan'a yönelik bir mesaj olduğunu düşünürken, hayır bu yine Akşener'e ve İYİ partilere bir serzeniş dediler İYİ Parti'nin dağılması bu kadar dertlendirir mi MHP liderini yani? Bir başka Hayır bu İYİ Parti'nin dağılmasından dertleniş değil. Siz gittiniz biz size bunu yapmayın dedik. Hı hı. Ayrıldınız, parti kurdunuz. Bak başına ne geldi? Anlamında bir sitem. Aslında. Anladım. Yoksa İYİ Parti dağıldı diye ahvah ediyor değil yani. Evet. <laughs> Peki. Peki. Ee,